Merhaba sevgili Business Channel Türk TV izleyicileri. Çayınızı kahvenizi alın, telefonunuzun sesini kapatın. Keyifli sohbetimiz başlıyor. Her hafta birbirinden değerli konuklarımızla size misafir oluyoruz. Bu haftaki konuğum size e-ticaret konusunda çok önemli bilgiler verecek. Eren Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Muzaffer Bey, hoş bulduk. İzleyicilerimiz için kendinizi kısaca bir tanıtıp sonra da sohbetimize başlayalım. Tabii, öncelikle bana ve firmamıza bu e-ticaretle ilgili bilgileri aktarma ve kendi işimizle ilgili detayları paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben Bahaddin Eren Emrah, bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıldır mobil ve bilgisayar üzerinde, yazılım ve donanım üzerinde çalışıyorum. Şimdi de Fons Birleşim Teknolojileri'nde Ar-Ge mühendisi olarak görev yapmaktayım. Peki, şimdi konumuza girelim. E-ticaret hepimizin bildiği gibi aslında çok popüler hale gelmiş olan ve de dünya ticaretinin artık gittiği yön olarak bakıyoruz. E-ticaretin dünyadaki durumu ve de Türkiye'deki durumu ile ilgili bize kısa bir özet yapar mısınız? Tabii ki. Öncelikle e-ticaretin merkezlerinden birisi olan Amerika üzerinden başlamamız gerekirse, Amerika'da e-ticaret üstünden olan alışverişlerin, yani vatandaşların e-ticareti kullanma oranı %70'lere ulaşmış durumda. Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Bu gerçekten 100 insandan 70 insan alışverişlerini yaparken ev, gıda, elektronik, bilimum alışverişlerinde e-ticareti kullanıyor 70 kişi. Avrupa'ya dönecek olursak burada oranlar %35'lere varmış durumda. Türkiye'de de buraları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yani yavaş yavaş... Türkiye'de bir oranımız var mı bu konuda? Türkiye'de yani kaç insandan çok kaçı... net olarak değil ama şöyle bir örnekle verebilirim. Yaklaşık bir önceki yıla nazaran %50 bir artış olmuş durumda. 2016 yılından bahsedecek olursak. Her zamanki gibi genç nüfusumuz hızla ticarete yönelmiş durumda. Evet, devam ediyoruz bu konuda. Çok güzel. Ayrıca Türkiye'de insanların e-ticarete olan güvenleri arttıkça, buradaki firmaların da önemi var. Arttıkça bu oranın da artacağına inanıyoruz biz, e-ticaret işiyle uğraşan bir firma olarak. Ben hemen şunu söylemek istiyorum. Aslında benim de kendi yaşadığım deneyimler var ama ben e-ticarette kötü bir olay yaşamadım mesela şimdiye kadar, ki ben oldukça yoğun kullanıyorum. Tabii. Özellikle standart olan ürünlerde, genelde böyle yapılıyor genelde bu iş zaten. Standart olan ürünlerde en ucuz nereden buluyorsanız onu alıyorsunuz. Ama bugüne kadar da hakikaten hiçbir yerden kötü bir olayla karşılaşmadım. Bizim e-ticaret yapan şirketlerimiz anladığım kadarıyla işi gayet ciddi olarak yapıyorlar diye düşünüyorum buradan da. Tabii. Burada Türkiye'de özellikle büyük firmalar, hepsi burada sahibinden gitti gidiyor gibi büyük firmalar. Şimdi yavaş yavaş bu firmaların içine N11 vesaire firmalar da katılıyor. Gerçekten işlerini ciddiyetiyle yapıyorlar. Hatta buradaki önemli bir hususta kendi işlerini yapmanın yanı sıra, kendi satışlarından yanı sıra özellikle hepsi burada. Amerika'da Amazon'un yaptığı gibi third party seller olarak adlandırdığımız satıcılara da kendi sitelerinde satış imkanı veriyorlar. Dükkan açıp oradan satış yapabiliyorlar yani. Kendi dükkanlarını açıp. Çok güzel. Bir pazar yeri gibi çalışmak. Evet, artık sokaktaki alışveriş yavaş yavaş azaldığından dolayı bu tip marketplace'lerde, pazar yerlerinde satış imkanı da yavaş yavaş buluyor bu firmalarımız. Ben hemen birazcık nostaljik bir soru olacak ama eskiden işte çarşı pazar çıkılırdı, işte köşedeki manavla sohbet edilirdi, işte bakkala bir şeyler söylenirdi, alışveriş de bu arada yapılırdı. Ancak şimdi elektronik olunca tabii sosyalleşme de ortadan yavaş yavaş böyle kalkıyor gibi de görünüyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani hakikaten bizi böyle bir asosyal bir topluma doğru mu itiyor, yoksa burada çok standart olan mesela alışveriş yapmak gibi işleri işte elektronik ortamdan çok hızlı bir şekilde yapıp daha fazla sosyalleşmeye zaman ayırmak olarak mı değerlendirmek lazım? Tabii, özellikle sektör olarak ben e-ticareti ayırmak istiyorum. Elektronik ve hani giyim olarak. Şimdi elektronikte genelde kullanıcılar ne alacaklarından eminler. Bir uyum olup olmama konusunda bir problem yaşamıyorlar. En kötü rengi tam beklediği gibi çıkmayabilir. Ama kıyafet konusunda daha farklı. Kıyafette sokak... Tabii, beğeniye yönelik. Tabii, çünkü... beğeniye yönelik. Diğer türlü şimdi büyük bir çoğunluk da gençlerden oluşan bir ticaret alışveriş topluluğumuz olduğundan dolayı elektronik alışverişi özellikle oldukça revaçta, yükselen bir trendte. Onun dışında sokağı gerçekten ayakta tutan da giyim sektörü belki olabiliyor. Doğru. O da yavaş yavaş takip eden, evet. Yavaş yavaş yerine e-ticareti bırakıyor. İnsanlar artık kendi bedenlerini... Doğru, orada da çünkü hani augmented reality'de çok böyle değişik gelişmeler var. Dolayısıyla siz fotoğrafınızı ya da kamerayla olan görüntünüzü koyup işte bir gözlük size yakışıyor mu, yakışmıyor mu? E-ticaret sitesinden alışveriş yaparken ya da bir giysi yakışıp yakışmadığına bakabilmeye başladınız. Tabii kesinlikle. Bunlar teknolojinin son noktaları, henüz daha yaygınlaşmadı ama yapılabilecekmiş gibi de duruyor böyle şeylerde. Tabii, muhakkak. Diğer taraftan da dediğiniz gibi aslında moda olan şeyler, yani insanın tercihine bağlı. Bir diğer sorum da şu olacak aslında, bize bir e-ticaret cycle'ının nasıl yürüdüğünü anlatabilir misiniz? Yani biz kullanıcı olarak bir İnternete girip bir sipariş veriyoruz ama arka tarafta işler nasıl yürüyor acaba? Tabii. Özellikle Amazon'da yaklaşık bir 5 yıllık satış tecrübemiz oldu bu konuda. Gerçekten dünyanın en büyük pazar yerlerinden biri olan Amazon'un ve eBay'in neler yapabileceğini, nasıl satış yönlendirdiğini, arka tarafta nasıl bunu manage ettiğini çok detaylı inceleme fırsatımız oldu. Kendi yaptığımız projemizde de bu özellikleri baz olarak kullandık tabii ki. Amazon tarafında özellikle tedarikçilerden gelen ürünlerin entegrasyonu kısmında büyük eksiklikler olduğunu gördük envanter yönetimi kısmında, Amazon'un kendi envanter yönetiminde ve bundaki eksiklikleri nasıl giderebileceğimizi düşündük. Ürün listeleme arka taraftan devam ediyor. Amazon bildiğiniz gibi ürün bazlı bir marketplace, yani evet, bir ürünün evet, altında bulunan satıcılar yer alıyor. Bu ürünü satan, Amazon dahil olmak üzere, siz kendi seçiminizi fiyatlarına ve kullanıcıların o satıcıya vermiş olduğu reytinge göre karar verip satın alabiliyorsunuz ürününüzü. Burada Amazon oldukça kullanıcı taraflı bir firma olduğu için kullanıcısını çok düşünen, hataya pek imkan vermiyor. Yani bir ürünü satış yaptıktan sonra iptal gibi durumlar söz konusu değil. Arka tarafta toplu şekilde ürünlerinizi istedikten sonra önde kullanıcılar bunu satın aldığı vakit siz arka tarafta düşen siparişlerinizi mümkün olan en kısa sürede vaat ettiğiniz göndermekle mükellefsiniz. Ardından kullanıcının ürünü sağlam bir şekilde teslim alıp siparişine onay vermesi gerekmekte ve bunun dolayısıyla siz de bir geri dönüş, bir feedback alarak işinizi Amazon tarafında büyütebiliyorsunuz. Türkiye'de de buna benzer sistemler aynı şekilde kullanılıyor. Peki burada ben siparişi verdim. Burada tabii hani ödeme yöntemlerine de baktığımız zaman çeşitli ödeme araçları var ama kredi kartı diyelim. Kredi kartıyla da ödemesini yaptım. Burada herhangi bir risk var mı? Şimdi ben ödemeyi buradaki pazar yerini işleten firmaya yapıyorum. Bu hepsi burada olabilir. İşte N11 olabilir ya da Amazon olabilir. Ama bana malı gönderecek olan başka bir firma aslında. Onun altında başka bir satıcı var ve o bana gönderecek. Buradaki işlem nasıl yürüyor? Yani ödemede ben Amazon'a ödüyorum ya da işte pazar yerini işletene ödüyorum, o ona mı ödüyor? Nasıl böyle bir ilişki var? Burada Amazon özellikle ve Türkiye'deki firmalar da bunu baz almış durumda. Belli bir ödeme aralığı belirliyor firmaya. Parayı içeride tutuyor, hani kullanıcıyı güvenceye alıyor. Kullanıcı eğer ürünle ilgili bir ay içinde ya da 15-20 gün içinde bir sıkıntı yaşamaması durumunda bu paranın blokesi kalkarak sizin ödeme zamanınızdaki cycle'ınıza denk gelen günde hesabınıza aktarılıyor. Eğer kullanıcı burada bir problem, iade talebinde bulunursa beklediği ürün bu, değil belki tabii de, evet, ki kesiliyor bu ücret ve yine ödeme döneminizde o ürün olmadan tekrar cycle'ınıza aktarılıyor. Dolayısıyla aslında kullanıcıya böyle bir güvence de verilmiş tabii oluyor. Ki. Yani siz parayı ödeme yapıyorsunuz ama ödeme sanki hani tabiri caizse bir yedeminde duruyor. Tabii para. Ki. Siz ne zaman ki ben ürünü aldım, istediğim efsafa uygundur, iyi bir şekilde elime ulaştı ve memnunum dediğiniz zaman para satıcıya veriliyor. Kesinlikle. Çok güzel. Peki burada Bir de işin kargo bacağı var. Yani böyle baktığımız zaman ödemeyi de yaptık ama kargo bacağında da çok değişik firmalarla çalışılıyor. Burada ana firmanın, yani pazar yerini yöneten firmanın kargo taşıyıcısıyla mı taşıması gerekiyor? Aslında tam bu şekilde söyleyemeyiz. Amazon şu şekilde yapıyor olayları. Bir, eğer third party sellersanız siz kendi kargo firmalarınızı kullanarak bu ürünleri tamamıyla kargolayabilirsiniz. Biz kendi envanter yönetimimiz uygulaması olan Merge Commerce olarak kullanıcının kendi kargolarını USPS, UPS, FedEx veya Türkiye'ye dönecek olursak yurt içi kargo, Aras kargo, yine yurt dışında ve yurt içinde işlem yapan TNT, bizim envanter yönetimimiz programımız olan Merge Commerce'e bağlayarak otomatik olarak bütün envanterindeki siparişleri tek bir tuşla label'larını basarak ürünlerini kargolayabileceklerdir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki, yani burada benim anladığım kadarıyla siz şimdi bir satıcı tarafındasınız aslında. Satıcı tarafında siz buradaki pazar yerlerinin birçoğunda ürününüzü satabiliyorsunuz, satıyorsunuz. Öyle senaryoyu ulaştırdık diye düşünüyorum. İşte Amazon'da da satıyorsunuz aynı ürünü veya ürünlerinizi. Hepsi burada da satıyorsunuz. N11'de satıyorsunuz. Sahibinden.com'da satıyorsunuz. Hepsinde varsınız. Ama burada her birinin çalışma şartlarında değişiklikler var. Farklılıklar var, daha doğrusu değişiklikler demeyeyim. Ve buradaki takibi sizin rahat yapabileceğiniz bir ortam vaat ediyorsunuz şu anda. Öyle kesinlikle anlıyorum ben. Evet. Biz Merge Commerce olarak multi-channel inventory management olarak adlandırabileceğimiz bu bahsettiğiniz marketplace'leri, pazar yerlerinin hepsini tek çatı altında oluşturma hedefini gidiyoruz. Ayrıca biz bu Amerika'da bulunan Amazon, eBay, Rakuten, Jet.com yavaş yavaş bayağı gündeme gelmeye başladı. Bu firmaların yanısına aynı zamanda Türkiye'de bulunan Gitti Gidiyor, Sahibinden, Hepsi Burada, N11.com ve benzeri firmaları üçüncü parti, dört parti sayıların tek bir çatı altında bu envanter yönetimini yapmasına olanak veriyoruz. Büyük bir satıcı potansiyeline sahip. Özellikle Amazon'un 2015 yılının sonunda 2 milyon satıcısı var dünya çapında. Çok yüksek. Tabii, yani 12 farklı ülkede operasyonu var. Aynı zamanda eBay'in 25 farklı ülkede operasyonu var. Türkiye'deki operasyonu Gitti Gidiyor olmak üzere. Bizim hedef kitlemiz burada birçok satış kanalında satış yapan üçüncü parti satıcılara, third party seller'ların tek bir çatı altında envanter yönetimlerinin sağlanması, siparişlerini yönetebilmesi, kargolama işlemlerini gerçekleştirebilmesi. Çünkü gerçekten siz de hak verirsiniz ki çok zor bir mecra. Tek tek o sitelere girip tek tek yönetmek bunları gerçekten çok zor. Aynı zamanda müşteriye kişiselleştirilmiş sitelere göre, pazar yerlerine göre kişiselleştirilmiş yazılım destekleri sunuyoruz. Özellikle Amazon kısmında price var. Hani fiyat rekabeti olarak adlandırabileceğimiz özelliklerimizle maksimum kar yapmasını sağlıyoruz satıcıların. Bu şekilde hedeflerimiz mevcut. Peki burada şunu hemen sormak istiyorum. Siz satıcısınız, bu pazar yerlerinde de ürünlerinizi satıyorsunuz ama bir yandan tabii normal ticarette olduğu gibi elektronik ticarette de rekabet var. Dolayısıyla rakipleriniz de bir ürünler satıyorlar orada. Size rakip olan ürünler satıyorlar. Bunların takibi içinde bir şey düşünüyor musunuz veya böyle bir şey var mı planlarınız arasında? Tabii. Yani rakiplerinizin fiyatlarına bakıp siz de ona göre fiyat koymak gibi. Tabii. Amazon kısmında özellikle en büyük özelliklerimizden bir tanesi bu. Ürün bazlı bir site olduğu için örneğin kolumdaki bir saati ya da bir ceketi ya da bir telefonu satışa sunduğunuzu farz edelim. Tedarikçinizden bu ürünü alıp bu ürüne ait bir alış fiyatınız mevcut ve bir aklınızdaki, her satıcının olduğu gibi bir minimum kar vardır aklınızda. Evet. Sisteme otomatik olarak alış fiyatınızı ve minimum kar oranınızı verdiğiniz vakit burada sizin minimum fiyatınızı, taban fiyatınızı buraya çekerek sistem eğer daha yüksekte bir satıcı bu ürünü satıyorsa bunun 0.50 dolar altına, 0.50 sent altına bunun çekilmesini sisteme söyleyebilirsiniz. Ya da hemen üstünde bu ürünün fiyatını belirleyebilirsiniz. Ya da feedbacklere göre, geri dönüşlere göre kendinize bir kural oluşturabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, 2 tane satıcı satıyor. Bir tanesinin feedbacki kötü ve bunu baz alma ve benim fiyatımı yukarıda tut diyebilirsiniz bizim yazılımımız sayesinde. Bu şekilde. Aslında bir rekabet tool'u da veriyorsunuz. Böylece, tabii rekabet ortamını kesinlikle burada destekliyoruz ve hani bizim uygulamamızı, Merge Commerce'ı kullanan satıcının gerçekten bir şekilde ayrılmasını istiyoruz diğer satıcılardan. Bir fark yaratmak istiyoruz bu konuda. Ayrıca tedarikçilerden aldığı dosyaları, hem Excel hem CSV uzantılı dosyaları toplu şekilde sistemimize yüklemesine olanak veriyoruz. Aynı şekilde API yani web servisleri kullanarak otomatik olarak tedarikçilerden gelen fiyat ve stok bilgilerini bu bahsettiğimiz bütün marketplace'lerde anlık olarak güncellenmesine imkan veriyoruz. Yani kullanıcı bizim programımızı kullanarak Merge Commerce ile bütün sistemini arkasına yaslanarak tedarikçilerden gelen veriler güncellenerek izleyecek, tek yapması gereken siparişlerini vakitlerde göndermek olacak. Süper. Böylece aslında tabii siz bir anda eskiden bir tane örneğin pazar yerinde dükkan açtıysanız şimdi 20 tanesini açıp bunları da oturduğunuz yerden yönetme imkanı sağlıyorsunuz ki bu hakikaten nasıl diyeyim yani bir dükkan açıp 20 dükkan daha doğrusu 20 dükkan açıp bir dükkan yönetmek gibi bir şey. Aynen bahsettiğiniz gibi mümkün olduğunca satıcının yanında satıcının geri dönüşlerini düşünerek ona yardımcı olarak mümkün olduğunca işini kolaylaştırmayı, uğraşını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Uğraşımız bu yönde. Yakın zamanda da son testlerimizin ardından çıkmayı bekliyoruz. Evet aslında burada tabii şunu vurgulamak lazım. Yani satıcı tarafında da yapılacak olan işler aslında oldukça yoğun. Yani şunu söylemek istiyorum birazcık toparlayamadım ama bir ürün satıldığı zaman önce size sipariş ekranı geliyor. Sipariş ekranında siz ürünü hazırlıyorsunuz. Kargoya gidecek tarzda kolye, işte nasıl bir kutulama yapacaksanız kutuya hazırlıyorsunuz. Kargo şirketine veriyorsunuz. Kargo şirketinden, bundan öncesinde tabii siparişi kabul ettiğinize dair bir mesaj gönderiyorsunuz. Bu müşteriye olabiliyor, işte pazar yerine olabiliyor ya da ikisine birden oluyor. Kargoyu gönderiyorsunuz, kargo bilgisini alıyorsunuz. Yine aynı şekilde müşteriyi bilgilendiriyorsunuz. Bütün bunlar aslında baktığınızda işte ödeme bilgisiyle, kargo bilgisiyle, müşterinin eline ulaşıp ulaşmadığının bilgisiyle baştan sona süreci ciddi anlamda takip etmeniz gerekiyor. Yani olay böyle işte internetten siparişi verdi, öbür taraftan da kargoya verdim gitti şeklinde çok böyle basitmiş gibi algıladığımız bir olay aslında arka tarafta birçok işi barındırıyor. Ve bunları yönetmek de gün sonunda ciddi bir uğraş. Tabii ki. Hele bunu da biraz önce söylediğiniz gibi bir tane pazar yeri değil de 3-5 pazar yerinde yapıyorsanız altından kalkması son derece zor bir iş. Kesinlikle. Biz bu konuda Amazon ve Türkiye'de olan satışlarımızı düşünerek bir danışmanlık hizmeti olarak da bir hizmet vermek istiyoruz. Böyle planlarımız var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani yurt dışında bu satış tecrübemizi Türkiye'de hali hazırda Türkiye'deki pazar yerlerinde satış yapan firmalara bir danışmanlık hizmeti vererek Amazon'da, eBay'de, Rakuten'de veya yurt dışında satışmak istediği yerlerde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmak istiyoruz. Yani satış yaparken nelere dikkat edilir, kargolamadan önce nelere dikkat etmek lazım, Amazon'un ve eBay'in en çok dikkat ettiği satıcı tarafındaki hususlar nelerdir, ürün paketlenirken nelere dikkat edilmesi lazım, kargolama yaparken nereleri baz almak lazım, fiyatları nasıl belirlemek lazım. Bununla ilgili danışmanlık hizmetimizde bu Merge Commerce desteği içinde yer alacaktır. Türkiye'deki third party seller'lara yurt dışına açılma imkanını %100 biz de vermek istiyoruz. Toparlamam gerekirse Merge Commerce olarak Türkiye'deki satıcılara yurt dışına gerçekten satış yapma imkanı ve hali hazırda yurt dışında satış yapan kişilerin de mevcut kullandıkları envanter yönetimini tamamıyla genişleterek yeni özellikleriyle birlikte vermek asıl amacımız oluyor. Evet, ben burada tekrar sizin söylediklerinize vurgu yapmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, eğer ürününüzü bir pazar yeri üzerinden satmayı düşünüyorsanız, lütfen burada söylenenlere dikkat edin. Bu konuda danışmanlık da var, yaşanmış olan tecrübeler de var. Bunları dikkate alın. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sevgili Business Channel Türk TV izleyicilere, keyifli sohbetin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.